Total istasyonları gün ortasını sunar. Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Saatler 12.30'u gösteriyor. Ekotürk'te gün ortası başlıyor. Ben Ahu Orakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımızda bugün öncelikli olarak Winter is coming diyeceğiz sevgili seyirciler. Önemli, bu cümle çok daha kıymetli. Hem de enerji, arz krizi ve şu petrolde, doğalgazda ve tüm şu enerji birim maliyetlerindeki olağanüstü boyutlara rağmen winter is coming. Tabii dünyada bir arz krizinden söz ediliyor enerjide. Türkiye'de de fiyatlar durmaksızın artıyor. Biz hem şu dünyadaki küresel krizden etkileniyoruz hem de durmadan değersizleşen Türk lirasının artan dövizlerin de maliyet baskısından da nasibimizi alıyoruz. Dediğimiz gibi sürekli olarak peş peşe gelen hem doğalgaza hem petrole yansıtılan zamların ortasında biz bu kış ısınmayı başaracak mıyız? Bu arada kömür fiyatları da çok arttı. Onun da altını çizmek lazım. Kömür de çok önemli bir ısınma aracı. Sanayide tabii ki üretimin etkilenme olasılığından söz ediliyor. Başta tedarik zincirinin mabedi olan Çin'de fabrikaların kapatıldığı çok enteresan bir dönem yaşadık. Peki fiyatlar nereye kadar gider? Çok değerli, çok kıymetli bir uzman da Global Resources'un CEO'su Mehmet Öğütçü de. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kahraman. Şimdi biz tabii bize has krizlere alışkın bir milletiz ama son 2 yıl dünya açısından böyle küresel krizlerle geçiyor. İşte önce sağlık krizi, ardından onu tetiklediği malum işte ham madde krizi, konteyner sorunu, bir de şimdi bir yükselen enflasyonla bir mücadele eden bir dünya var. Biz enflasyona alışkınız da yıllardan beri, ben doğduğumdan beri enflasyon var. Dünya açısından bu enflasyon konusu unutulmuş bir konuydu. En son geldiğimiz yerde enerji krizi. Enerjide bir arz yetersizliğinden malum söz ediliyor Mehmet Öğütçü ama içeride de bir sürü oyunun içinde oyun var derler ya. Biraz anlatır mısınız bize? Üstelik de son durum nedir mesela? Nasıl gidiyor bu krizde? Son bilgiler, haberler biraz paylaşır mısınız? Evet. Biz dediğiniz gibi krizlere şerbetliyiz. Evet. Kriz yönetimi konusunda dünyada üzerimize yok. Evet. O yüzden Türkiye'de yetişmiş yöneticiler dışarıda baş tacı edilebiliyorlar böyle dönemlerde. Evet. Lakin dünya da artık krizlere şerbetli olmaya başladı. Galiba. Bir kriz yeri başlıyor. En son işte Covid'i yaşadık. Hazırlıksız yakalandık. Ne yapılacağı konusunda ciddi bir bocalama yaşadı dünya. Aşı, tekrar açılma, ekonomiler canlanmaya başlandı. Arkasından varyant, yeniden bir kriz dönemi. Ve iklim değişikliği konusu, yaşadığımız fırtınalar, seller, sıcak dalgaları, orman yangınları, jeopolitik riskler, para riski, ticaret savaşları. Yok yok. Yok yok. Risk konusunda bir evet. Sıkıntı kalmadı. Bizim gibi dünyada alışmaya başladı. Baş etmeyi hala öğrenemedik ama yavaş yavaş galiba onu da öğrenmek zorunda kalacağız. Enerji krizi sizin de söylediğiniz gibi, başlangıçta yaptığınız açılışta söylediklerinizin hepsine altına imzamı atarım. Beklenmedik bir kriz değil aslında. Çünkü her 10 yılda bir döngü var. Enerjide arz talep dengesizliği, spekülasyonlar, jeopolitik riskler, dünya ekonomisi durgunluğu. Covid işin bahanesiydi yani. Salgın. Yani Covid biraz daha ağırlaştırdı bu krizi. Evet. Çünkü talebi düşürdü. Talep düşünce de arzda bir bolluk yaşandı. Bundan 3-4 ay önce sohbet ettiğimizde onu söylüyorduk. Dünyada enerji bolluğu var. Fiyatlar yere çakıldı neredeyse. Hatta hatırlarsanız Texas fiyatı, Batı Texas fiyatı petrolün -36'ya kadar gerilemişti. Ama şimdi 4-5 ay sonra bakıyoruz, siz de bahsetmiş olduğunuz arz darlıklı. Özellikle de doğalgazda yaşanıyor. Bu yılın kışı galiba çok çetin geçecek. Sadece iklim anlamında, ısının düşmesi anlamında değil. Aha. Bu ekonominin, enerji krizinin derinlenmesi, derinleşmesi konusunda. Gelip geçici gibi gözükmüyor bu. Çünkü fiyatlar sadece doğalgazda İngiltere, yaşadığım İngiltere'deki rakamlara bakarsanız eğer %700 arttı neredeyse. Evet. İnanılmaz bir maliyet baskısı Mehmet Öğütçü. Yani bu herhalde görülmüş bir şey değildir diye düşünüyorum.
Biraz evet ayrıştırarak da gidelim. Siz İngiltere'desiniz. O yüzden İngiltere ile ben de başlamayı düşündüm ama şöyle izleyiciye küçük bir bilgi notu verelim. Galiba yanılmıyorsam siz beni düzeltin tabii yanılıyorsam ama işte enerjide farklı farklı kriz yaşayan ülkeler var. İşte kimi petrolle ilgili, kimi doğalgazla ilgili, kimi de kömürle ilgili. Değil mi? Dolayısıyla her ülkenin kendine has bir enerji krizinden bahsedeceğiz. Hemen ardından tabii ki bize de geleceğiz ama evet bir İngiltere ile başlayalım. Malum en son ordu pompaların başına geçmişti. Nasıl gidiyor işler Mehmet Öğütçü? Valla işler iyi gitmiyor biliyorsunuz. Petrol istasyonlarına askeri birlikler yerleştirdi neredeyse. Evet. Bir kıtlık vardı. Devam mı? Düştü. Biraz şimdi toparlandı ama krizin tekrar baş göstermesi ihtimali var. Brexit dolayısıyla tır şoförleri ayrılınca Bulgaristan'dan, Romanya'dan gelenler ciddi bir eksiklik oldu. Hatta bu arada ben bunu bir programda söyledikten sonra yaklaşık 40-50 tane tır şoförü bana başvuruda bulundu. Nasıl İngiltere'de gidiyor diye. İş arayan çok gerçekten. Evet, bazı krizler biliyorsunuz fırsatta doğuruyor böyle. Kesinlikle evet. Ne yazık ki İngiltere'de yaklaşık... %300 artış yaşandı son 6 ayda. Hı hı. Ağustos'tan bu yana %70 doğalgazdan bahsediyorum. Tabii bu krizin nedenlerinden bir tanesi Kuzey Denizi'nde artık yeterince gaz üretilmiyor. Norveç'ten gelen, Hollanda'daki ya da Groningen sahasından gelen gazda ciddi bir azalma oldu. Katar'dan gelen LNG yeterli olmadı. Ve bir de korku var. Kaosun tetikleyicilerinden bir tanesi de o korku. Kışın çetin geçecek olması. Her ülke stoklamaya çalışıyor. Mesela Çin, Kore, Japonya, Tayvan dünya elencisinin en büyük alıcıları. Fiyatı ne olursa olsun bunları alıp hatta Türkiye'ye gelecek kargolar bile yön değiştirip bu ülkelere gitmeye başladı. Biraz onun etkisi var. Bir de Rusların etkisi var galiba burada. Çünkü Rusya doğalgazın etkisinin yavaş yavaş azalacağı, 2035'ten itibaren talebin düşeceği öngörüsü ışığında kaygı duymaya başladı. Fiyatlar da düşmüştü. Şimdi bu krizin tetikleyicisini araştırırken eğer komple teorisine iltifat ediyorsanız ben olsam derdim ki valla bu işin arkasında Gazprom'la Putin var derdim. Çünkü bundan en kazançlı çıkan o oldu. Kuzey Akım 2 var biliyorsunuz Baltık Denizi'nin altından gelecek proje. Buna Amerika yaptırım uyguluyordu. Merkel ayrılmadan önce bu işi Biden'la çözümledi büyük ölçüde ama hala tam bitmiş değil bu iş. Dolayısıyla o gazın gelişi artacak ve mevcut kontratlarına Ruslar riayet ediyorlar. Hem Türkiye ile hem Avrupa Birliği ile. Biliyorsunuz Türkiye dünyada en fazla Rus gazı alan ikinci ülke şeyden evet, sonra. Evet. Çok iyi bir müşteriyiz. Eski kontratlara uyuyorlar ama ilave gaz talebi şimdi var piyasada yokluk dolayısıyla. Bunu diyorlar yeni fiyattan. Yani %500 artmış olan fiyattan size veriliyor. Dolayısıyla Ruslar buradan bayağı kazançlı çıkacaklar. Bence krizin en önemli sebeplerinden bir tanesi de şu. Yeşil enerji konusu. Yani yenilebilir enerji, enerji verimliliği konusu. Öylesine gündeme geldi, öylesine yeşillendik ki her konuda. Evet. Sanki yarın güneş enerjisi bütün dünyayı ısıtacak, enerji ihtiyacını karşılayacak. Rüzgar evet. Öyle, jeotermal öyle. Öyle bir hava yaratıldı. Öyle fazla değil. Yeşillendik diyorsunuz Mehmet Öğütçü yani. Hani? Fazla yeşillenmişiz diyorsunuz. Erken, erken açmışız, erken yeşillenmişiz. Kesinlikle erken açtık şeylerimizi ve petrolü, doğalgazı, kömürü tukaka ilan ettik. Evet. Finansçılar, ben 3 ay önce bizim Londra Enerji Kulübü'nde, başkanlığını yaptığım kulüpte bütün finansçıları toplamıştım. Hepsinin ortak mesajı şu olmuştu bize. Fosil yakıtçılar kenara çekilin. Bundan sonra artık sadece rüzgarı, güneşi ve yeşil teknolojileri finanse edeceğiz. Evet. O sırada gülüyorlarmış kıs kıs herhalde fosil yakıtçılar hocam. Evet, biliyorlar. Şimdi ne oldu? Bunun sonucunda geçen yıl 1.5 trilyon dolar yatırıldı enerji sektörüne. Bunun 5'te 4'ü yenilebilire gitti. Sadece 5'te 1'i fosil yakıtlara gitti. Yani petrol, doğalgaz ve kömüre. Bunun sonucu olarak da şimdi yaşıyoruz bir arz darlığını ama siz 3 yıl sonrasını görün. Çünkü bugün yatırım yapmadıysanız, dün yapmadıysanız 3 yıl sonra arza ciddi kısıtlama olacak. Dünyanın geleceği, yakın geleceği evet. Bunu unutmayalım. Hala fosil yakıtlarda. Bunun hiç alakası yok yeşil olup olmamakla. Pragmatik olmak gerekiyor. Evet. Dünya enerji karışımında yenilebilirim payı hala %10'ları ancak buluyor. Hı-hı. Yani Çin'e bakın %80'i elektrik üretimini kömürden. Evet. Ki dünyada yeşil enerjinin liderlerinden bir tanesi. Onun için bu iş kolay bir iş değil. Kesinlikle. Bir gecede halledecek bir iş değil. Sancılı bir süreç, bu geçiş süreci. Şimdi o yeşili...
yeşili biraz açacağız ama şu biraz daha geleneksel kaynakları tam tamamlamadan o kısmı. Şu kuzey akımla Rusya'nın bugüne kadar Avrupa'nın işte Ukrayna bypass edilmesin diye ciddi anlamda önünü kesmeye çalıştığı kuzey akımla bu iş çözülür mü Avrupa'nın enerji sorunu? Yok yani kuzey akım zaten biliyorsunuz normalde Ukrayna üzerinden gelip Almanya'yı, Polonya'yı ve diğer Avrupa ülkelerini besleyen bir hattı. Rusya kendince haklı nedenlerle hem stratejik hem ticari Ukrayna'yı devre dışı bırakmak istedi. Hı hı. Bunu yaparken bizi de kullandı. Türk akımı da malum biliyorsunuz faaliyete geçti. Yani iki koldan hem Türk akım Karadeniz altında doğrudan Türkiye'ye gelen Moldova'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı, Romanya'yı devre dışı bırakan, öte yandan da Baltık Denizi altından doğrudan Almanya'ya ulaşan Kuzey Akım 2 ile onu diyorum Mehmet Bey. En büyük pazarlarına yani Avrupa Birliği'ne ve Türkiye'ye doğrudan ulaşmayı gerçekleştirdi. Bu çok akıllı bir stratejik hamleydi. Dolayısıyla tabii Ukrayna'nın tamamen devre dışı kalması bunu Amerika istemiyor. Avrupa'nın da Rusya'ya bağımlı olmasını zaten uzun zaman istemiyor. Trump'ın başlatmış olduğu yaptırım kararlarını Biden yumuşatmak zorunda kaldı. Buradan Rus'a kazançlı çıktı. Bir de fiyatlara baktığınız zaman Ruslar petrolü endeksli olmasını savunmuşlardı yıllarca. Şimdi hub temelli dediğimiz bir fiyat oluşmaya başladı. Aslında ben de uzun süre karşı çıktım. Türkiye'nin uzun vadeli al ya da öde sözleşmelerine 25 yıl, 30 yıl. Böylesine dinamik bir piyasada kendinizi bağlayamazsınız diye ama şimdi gördük ki arzın azaldığı, fiyatların yükseldiği bir dönemde bu sabitleşmiş kontrat fiyatları bizim gibi ülkelerin menfaatine oldu. Yani Türkiye Avrupa'dan daha az etkileniyor bu krizden. Şimdi bu bizim bir zamanlar çok fazla, çok yüklü meblağlar diye eleştirdiğimiz bu rakamlar, bu %500'lük artışlardan sonra piyasa fiyatlarının altında mı kaldı Mehmet Öğütçü? Bizim şu al ya da ödeler var ya. Spot piyasaların altında kaldı diyelim daha doğrusu. Yani kısa vadeli günlük işlemlerde yapılan LNG fiyatları uçtu gitti. Ve Türkiye biliyorsunuz akıllıca bir kararla aslında doğalgazının %30'unu bugün LNG'den temin ediyordu. Bu bir esneklik sağlıyordu bize. Ama LNG fiyatları da aldı başını gitti şimdi. Yalnız şunu unutmayalım. Sadece bugünkü görüntüye bakıp, krize bakıp geleceğe dönük projeksiyon yapamazsınız. Evet. Politikalarınızı oluşturamazsınız. Elbette ki esnek olacaksınız. Yaratıcı olacaksınız. Bu kriz gelip geçicidir. Yani belki bir yıl daha sürer, sonra tekrar fiyatlar istikrara kavuşur, tekrar düşmeye başlar. Bu piyasa iniş çıkışlıdır. Ama şunu öğrendik ki bu krizden, böyle bir anda fosilden yeşile geçeceğiz, her şey güllük gülistanlık olacak, arz bolluk gibi bir iyimser tablo ne yazık ki dünya ekonomisinde yaşanmıyor. Çünkü bunu tek ülke ya da birkaç ülke belirlemiyor. Çok fazla bilinmeyenli bir denklem bu. Bundan istifade eden ülkeler var, Rusya gibi, hatta Amerika gibi. Öte yandan ithalatı göbeğinden bağımlı Türkiye gibi %98 doğal gazımızı biliyorsunuz ithal ediyoruz. Petrolün %93'ü, kömürümüzün de neredeyse yarısını dışarıdan getiriyoruz. Bu durumda dışarıdaki bu fiyat dalgalanmaları bizi hele cari işlemler açığı yüksek olan dışarıdan finansmanda ciddi sıkıntı çeken ülkeleri kalbinden vuracak gelişmeler. Buna hazırlıklı mıyız değil miyiz onu da tartışırız tabii ama ben görüyorum ki ziyaretlerimde Pakistan, Bangladeş gibi hem kasaları tam takır hem de onlar da göbeğinden bağlı bu fosil yakıtlar ithalatına çok ciddi krizler var. Fabrikalar kapanıyor, işsizlik artıyor. Hele bir de Covid'in bindirdiği ilave yükler var. Dolayısıyla az gelişmiş ülkelerde kriz çok çok daha vahim gelişiyor. Dünyada üretim süreçlerinde bir sıkıntıya yol açar mı bu yıl Mehmet Öğütçü? Çünkü hani şu Çin malum özellikle kömür konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Hatta haftada 3 gün çalıştırdığına dair belli bölgelerdeki fabrikaları haberler geldi. Yani az önce de söyledim tedarik zincirinin mabedi hala Çin. Dolayısıyla burada fabrikaların durması en başta bütün dünyanın işte belli ürün tedariklerinde çok ciddi sıkıntıya girmesine sebep olacak. Böyle bir risk ne kadar görürsünüz mesela? Bu risk ciddi bir şekilde var. Biz galiba 4-5 gün önceydi Çin enerji güvenliği konusundaki bir zirveye katıldım. Oradaki ana mesaj şuydu. Olmayan enerji en pahalı enerjidir. Bunu biz de biliyoruz. Evet. Dolayısıyla Çin şimdi piyasadan, dünya piyasalarında bulabildiği her fiyata topluyor enerji. Petrolü de, doğalgazı da, kömürü de, LNG'yi de.
getirmeye çalışıyor. Aynı şeyi Japonlar da yapıyorlar. Fiyata hiç bakmıyor. Devlet arkasında duruyor. Bunu finanse ediyor. Çünkü seramik fabrikaları, cam fabrikaları, birçok imalat sanayinde faaliyet gösteren işletme dediğiniz gibi makineleri durdurdu. Kontaklar kapatıldı araçların bir süre. Bu tabii dünyanın imalat merkezi olan Çin'deki üretimi aksatacak ve tedarik zincirlerini bozacak bir gelişme. Zaten Çin yaklaşık 7-8 yıldır Xi Jinping'in liderliğinde yeşil kalkınma stratejisine geçmişti. Yani evet. Enerji yoğun üretimler, çevreyi kirleten üretimler, maliyetler düşük, işçi ücretleri düşük. Bu artık sürdürülemez görüldü. Çin de palazlanmaya başladı. Orta sınıf orada da büyüyor. Dolayısıyla daha temiz, daha akıllı sanayilere, teknolojilere yönelildi. Yapay zekada biliyorsunuz dünyanın öncü gücü zaten Çin. Uzay teknolojisinde de, okyanuslarda da, yenilebilir enerjide, elektrikli araçlarda, aklınıza gelecek her konuda çok ileri aşamaya ulaşmaya başladılar. Artık bir teknoloji devi haline geldiler. Ve yenilebilirde de dünyada ABD ve AB'nin yapmış olduğu araştırma, geliştirme, inovasyon çalışmalarının neredeyse iki katını Çin harcıyor tek başına. Bu anlamda önemli bir güç haline geldi. Şu yaşadığımız dönemde dediğiniz gibi üretimde ciddi aksamalar var, evet. Karartmalar var elektrikte ve yeşil konusundaki tutkuyu Almanya, Japonya dahil, Çin gibi ülkeler de dahil olmak üzere bir kenara bıraktılar bugün. Kömür üretimi artırmaya başladılar. Çin evet. Kapatmıştı madenini, artırmaya başladı. Nükleere tekrar bir geçiş var. Dizel kullanılıyor yoğun bir şekilde. Ne kadar kirli olursa olsun, pahalı olursa olsun enerjiye ihtiyaç olduğu zaman temizi yoksa hemen çıkartamıyorsak eski yöntemlerle çalışmaya devam evet. edeceğiz. Bu da tabii bizim açımızdan da bazı dersler içeriyor. Mutlaka. Şimdi ben merak ediyorum bir yandan da şu Kasım'da bir iklim zirvesi vardı ya işte Çin başkanı falan katılacaktı oraya. Bakalım ne olacak orada? Ne konuşulacak çok merak ediyorum. Bilmiyorum sizin yorumlarınız, öngörüleriniz ne olabilir bu zirveye dair? Evet, Glasgow'daki zirve tabii ki Paris'teki zirveden sonra çok büyük önem taşıyor. Paris'te 2014-2015'te de biliyorsunuz iklim sözleşmesi anlaşması imzaya açıldı, onaylandı. Ondan sonra bir takım artık iklim değişikliği konuları olsa da olur olmasa da olurdan ziyade hem iş dünyasının kararlarına hem de hükümet politikalarına ciddi bir şekilde entegre edilmeye başladı. Ve Glasgow'da bunun bir adım daha ötesine geçilecek idi. Hala müzakereler devam ediyor. Bildirilerin hazırlanması konusunda ön çalışmalar. Devlet liderleri de geldiği zaman bunun altına imza atacaklar büyük bir ihtimalle. Kaçarı yok diyorsunuz. Efendim? Kaçışı yok diyorsunuz yani bu işte karbon emisyonlarının azaltılması, iklim. Bu konuları biz konuşmaya devam edeceğiz. Uygulamada ne yaşarsak yaşayalım diyorsunuz anladığım kadarıyla. 2050'ye kadar karbon nötr, karbonlar arındırılmış bir dünya yaratılması hedefi bence devam edecek. Hatta Avrupa Birliği bunu 2040 olarak saptıyor. Çinler 2060'a kadar ancak yapabiliriz diyorlar. Kim öyle kim kala tabii o zamana kadar. Ama evet. En azından bu hedeflerin konulmuş olması ve belli yaptırımlara bağlanacak olması çok önemli. Bu çerçevede bence Avrupa Birliği'nin başlatmış olduğu yeşil mutabakat, 2019 sonunda başlattılar. O bayağı ısırıcı, sizi dişleyici nitelikli önlemler. Yani yeşil mutabakata eğer uyum sağlamazsanız, gereklerini yerine getirmezseniz bizim piyasalarımıza mal ve hizmet satamayacaksınız. Bizim finans kurumlarımıza erişiminiz kısıtlanacak. Karbon vergisine tabi olacaksınız gibi çok ciddi etkileyecek insanları, şirketleri, ülkeleri önlemler alınmaya başlandı. Ve bunun sonuçlarını da görüyoruz aslında. Evet, Türkiye evet. Türkiye AB ülkelerinden daha fazla kaygı duyuyor bundan. Çünkü en büyük biliyorsunuz ihracat pazarımız, en fazla sermaye çektiğimiz bölge. Bu açıdan bence bu tür önlemler, karbon vergisiydi, ihracat ve finans pazarlarına erişimdi, şirketleri ve ülkeleri çok ciddi şekilde etkiliyor. Yani bu tür ciddi yaptırımlar olmaz da iklim değişikliği konusunda ki hepimiz hissediyoruz bunun etkilerini, ülkeler çok fazla aktif olmayacaklar, önlem almayacaklar gibi gözüküyor. Ama trend benim görebildiğim kadarıyla yeşilleşmeye devam edeceğiz. Evet. Bu tür kazaları da sancılı geçiş süreçlerinde yaşayarak. Yani biraz ötelenebilir sanki Avrupa Yeşil Mutabakatı o süre sınırlamasını çok geriye çekti ya 2025 sonrası malum. Özellikle Avrupa zonuna ürün satmak ciddi anlamda zorlaşacak bu emisyon vergilerinden dolayı ama
tüm bu yaşananlardan sonra acaba tekrar bir gözden geçirilebilir mi diye düşünmeden edemiyorum Mehmet Öğüç'ü. Çünkü evet işte önceki gün yeniden Avrupa en yetkili ağızdan bir kez daha işte ben bu fosile bağımlılıktan hiç hoşlanmıyorum. Yenilenebilir konusunda yatırımlarımı devam ettireceğim açıklamasını yaptı. Von der Leyen açıklamalarından bahsediyorum önceki günkü ama öte yandan da şu yaşanan krizden sonra bir de şu iklim krizinde bir böyle bir iklim disorder'ı var ya, böyle düzensizlikleri var. İşte malum Avrupa'da rüzgar santralleri çalışmıyor. Türkiye'de son dönem biz HES'lerin etkin çalışmadığından söz eder olduk falan. Hani öte yandan da hani o eski bir algı vardı. Ya bu temiz enerjiyle olacak iş değil, dünyanın enerji ihtiyacını temiz enerji tek başına gideremez algısı sanki geri döndü gibi. Acaba diyorum bu yeşil mutabakat vari sözleşmelerin müeyyide içeren bir takım sözleşmelerin acaba tarihini de erteler mi diye düşünmeden edemiyorum. Dediğiniz gibi de Türkiye'de sanayi odaları çok ciddi anlamda çalışıyorlar. İşte KOBİ ağırlıklı bir memlekette bunun çok ciddi bir maliyet baskısı olacaktır bizim şirketlerimiz üzerinde. Hani bu şeylere uymanın, kurallara ve yeni kaidelere iklimle alakalı ne dersiniz? Biraz bir öteleme olur mu? Ben zannetmiyorum. Çünkü buradan geriye dönüşün ciddi siyasi maliyeti olacaktır. Dünya bir sürece girdi. Her kriz çıktığında geri adım atmak, mehter marşıyla ilerlemek çok akıllıca bir şey olmayabilir. Benim tahminim şunun kafalara yerleştirmiş oldular. Yani her şey temiz olacak. Güneş enerjisi tek başına dünyaya 50 kere bütün enerji ihtiyacını sağlayabilir. Zaten hidroelektrik var, rüzgar var, jeotermal var, biyomas var. Gerek bile yok artık petrole, kömüre, gaza. İnanışı biraz sarsıldı. Evet. Çünkü bizlerde de unutmayalım bu arada. Baz yükü var. Yani ülkelerin iklim ne olursa olsun, rüzgarıydı, güneşiydi, her zaman elektrik üretebilecek bir baz yüküne ihtiyacı var. Bu kömür santralidir, gaz santralidir, nükleer santral. Bunlar vazgeçilmez. Yani burada tukaka ilan edip siyah beyaz bir şeyle ben sadece yenilebilir istiyorum, diğerleri devreden çıksın demek akıl kârı bir iş değil. İkisi de birbirine paralel gidecek şeydir. Yani eskiden Çin'de %90'a varıyordu neredeyse kömürün ağırlığı. Şimdi %75'e düşürdük. Çok önemli bir şey hamle. Ama 2050'de de kömür hala %50 civarında Çin'in ihtiyacını karşılayacak. Bizde evet, daha dengeli bir durum vardı ki biz fosil yakıtımız yok. Çoğunu ithal ediyoruz biraz önce söylediğim gibi. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkeler aslında temiz enerji sürecine, dönüşümüne daha rahat hazırlanabilir. Çünkü bizim değil, dışarıda ithal ediyoruz. O anlamda önemli olan bu enerji sepetinde dengeli bir şekilde kömürü, petrolü, doğalgazı ve yenilebilirin olması gerekiyor. Hepsini bir kalemde silelim. Sadece sepetle yenilebilir olsun demek mümkün değil. Nükleer konusunda da Türkiye'de bakıyorum tartışmaları futbol müsabakası gibi. Siyah beyaz, Beşiktaş. Evet, evet. Şimdi öyle Türkiye'de şey siyah beyaz ama nükleer dünyada yani, neredeyse temiz enerji statüsünü aldı alacak gibi görünüyor Mehmet Öğüç'ü. Ne diyorsunuz? Öyle gözüküyor. Çünkü bakarsanız Türkiye'deki kurulu elektrik kapasitesine, çok şaşırtıcı bir istatistiktir, %57'si bugün yenilebilir enerjiden sağlanıyor. Doğal gazın payı %30'a kadar düştü. Bir ara %55'lerdeydi. Yani Türkiye aslında teslim etmek lazım hakkını. Eleştiri gerektiği zaman eleştirisini de yapıyoruz ama yenilebilir enerji stratejisinde çok akıllı bir çizgi izledi. Yeşil enerji, yeşil mutabakat, iklim değişikliği, zorlamaları, yaptırımları gelmeden kendiliğinden hem enerji verimliliğinde hem yenilebilir enerjide gerçekten çok önemli hamleler gerçekleşti. Devamı gerekiyor tabii. Sürdürülebilir midir, değil midir o bir ayrı tartışma. Yani devletin desteğiyle, sübvansiyonuyla kömür santralleri kurmuşsunuz, gaz santralleri kurmuşsunuz, milyarlarca dolarlık. Bunları bir anda devlet dışı bırakmanız da mümkün değil zaten. Burada akıllı yönetim bu tür krizleri de dikkate alarak enerji sepetinde her birinin yerini oluşturmak lazım. Nükleer ben olsam en az %5 olması gerekir. Hükümetin hedefi %10 ama biraz zor. Çünkü artık bu 25-30 milyar dolarlık devasa nükleer santrallere gerek kalmadı. Küçük ve orta ölçekli reaktörler var. Ya da Atatürk Barajı tarzında hidrolik santrallere gerek kalmadı. Daha küçükleri yapılıyor. Daha lokal, daha böyle mobil işler çıkartılabilir. Burada Türkiye'nin yapacağı önemli işlerden bir tanesi de o. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani bugün aldığınız teknoloji, hatta şeyde bile, rüzgarda, güneşte bile artık bizim kullandığımız teknoloji demode olmaya başladı. Çok daha verimli, çok daha etken
yeni teknolojiler çıkıyor ve 3-4 yılda değişiyor daha mork etmeden. Bir de finans konusu çok önemli. Fosil yakıtlar TÜKAK'a ilan edildiği için artık o alanlara fazla para gitmiyor. Ama Türkiye gibi ülkelerin iş tasarrufu düşük, sürekli dışarıdan doğrudan yabancı sermaye, portföy yatırımı ve borçla dönen bir mekanizma oluşturmuş bir ülkenin ekonomisini yenilemek için, sanayisini daha akıllı hale getirmek için taze paraya ihtiyaç var. Ve Avrupa Birliği'nden mesela sadece yeşil mutabakat için önümüzdeki 10 yıl için 1 trilyon avro ayrıldı. Bunun bir kısmı çevresindeki Ukrayna, Türkiye ve Rusya gibi ülkelere ayrılacak. Siyasi mülahazalardan, ihtilaflardan arınmış bir şekilde Türkiye para alma imkanına da sahip. Bu da ne yapacak? Hani krizler beraberinde fırsatlar da getirir ya. Evet. Çince'de öyle bir var ya bir karakter. Nereden baktığınıza göre kriz ya da fırsat olarak okuyabilirsiniz. Türkiye'deki kirli sanayilerin, enerji yoğun sanayilerin devre dışı bırakılması, daha akıllı, daha temiz sanayilere yönelim için de fırsat bu. Şimdi bizim gibi enerji açığı olan, iç üretimi de kısıtlı olan ülkelerin demir çelikti, çimentoydu, camdı, seramikti, alüminyum gibi sürekli enerji yutan sektörlerin biraz dışına çıkması gerekiyor. Bunlar yine bizde kalsın. Gidelim enerji yoğun, enerji üreten ülkelere kaydıralım sanayileri. Batı'nın zamanında yaptığı gibi çimento sanayinde. Ama kendimiz daha temiz, daha akıllı, daha az enerji tüketen ama katma değeri yüksek sanayilere yönelik. Bu anlamda da bir fırsattır yaşadığımız. Peki bu krizi ne kadar devam eder diye düşünüyorsun? Yani bu kışa dair önünüze çünkü sizin çok kapsamlı, çok detaylı raporlar geliyor Mehmet Öğütçü. Yani Türkiye olarak biz aslında yıllardır bedelini ödedik ama geldiğimiz noktada şu krizin göbeğindeki en güvenli limanlardan biri gibi görünüyoruz. Enerji güvenilirliği açısından söylüyorum ama mesela çok riskli gördüğünüz durum nedir? Mesela en riskli görünen, altı çizilen şeyler nedir? Sanayi üretimi mi, ısınma mı nedir? Önümüzdeki 6-7 ay yani kışa dair. En büyük risk tedarikin olmaması. Türkiye Allah'tan bu konuda avantajlı bir konu. Rusya'yla, İran'la, Azerbaycan'la sıkı anlaşmalarımız var. Bir kısmının süresi doluyor önümüzdeki dönemde. Bunların yeniden müzakere edilmesi. Çünkü biz aslında enerjinin bol olduğu dönemde avantajlı bir durumdaydık. Bunları çok daha iyi koşullarda yenileyebilirdik. Hı hı. Buna iyi hazırlanmak gerekecek. Bu anlamda aslında bu kış en azından tedarik konusunda ciddi bir sıkıntı yaşamayacağız. Biz yaşamayacağız. Avrupa'da durum ne olur? İngiltere'de ne olur Mehmet Öğütçü? Bir risk görüyor musunuz mesela bir hani ısınamamaya dair en başta onu sorayım ben. Şimdi onlar da aslında büyük ölçüde Rusya'yla, Norveç'le, Cezayir'le yaptığı anlaşma, Mısır'la yaptığı anlaşmalar çerçevesinde gaz tedarikinde sorun yaşamayacaklar bir önceki yıllık seviyelerde. Ama talep arttıkça, Covid dolayısıyla biliyorsunuz gevşeyince kısıtlamalar, talep canlanmaya başlıyor. Kışın çok ağır geçici kaygısı var. Hı hı. Bir de spekülasyonlar var. Bundan daha çok biliyorsunuz Rusya gibi üreticiler ve Vitol gibi, Trafigura gibi ticaret şirketleri, tacirler istifade ediyorlar, bankalar istifade ediyorlar. Bu spekülasyonları bir kenara bırakırsak eğer, ilave talebi karşılanması konusunda bir sorun var. Ama bu Kuzey Akım 2 eğer içinden gaz geçirmeye başlarsa, bu yaptırım konusu tamamen temizlenip, Avrupa'nın da bu konuda ciddi bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Bu fiyat artışları ve çöküşleri aslında kalıcı değil. Bazen bakıyorsunuz, geçmişte biliyorsunuz doları şeyin petrolün 150 dolara kadar çıktığını gördük. -37'yi de gördük Texas. Evet, evet üstüne para verildiğini de gördük yani değil mi? Depolama, stoklama maliyetinden kurtulmak için evet, salgının ilk başlarında. Önümüzdeki kış çetin geçecek bu anlamda. Çünkü fiyatlar yüksek, bir anda onu aşağı çekemeyeceksiniz. Dengesizlikler olacak, karartmalar olacak, fabrikaların bir kısmı kapanacak. Ama ilkbahara doğru tekrar işler yoluna girer diye tahmin ediyorum. Onun için bu kış çetin geçecek. Hı hı. Tam bir kriz yönetimi gerektiren mevsim olacak. Buna bizim de tabii hazır olmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin ilave bir sürü sıkıntıları var. Tabii. İçeride iç siyaset ısınıyor giderek. Seçimler olacak olmayacak. Son yaşadığımız kriz. Piyasaları karıştırdı, döviz kurlarındaki artışlar ve dediğim gibi dış borçların çevrilmesinde yaşanan ciddi güçlükler var.
BOTAŞ'ın alımları büyük ölçüde zaten devlet tarafından biliyorsunuz sübvansiye ediliyor. Buna ne kadar daha dayanabileceğiz? İç piyasaya yansıtırsanız bu artışları, halk zaten isyan eder duruma gelmiş artışlardan. Çünkü sadece elektriğe, doğalgaza, petrole yapılan zamla kalmıyor bu. Bu zincirleme bütün sektörleri, yediğiniz yiyeceğinden inşaatınıza kadar her şeye yansıyor. Onun için enflasyonun yükseleceği, fiyatların artacağı, zamların geleceği bir kaç ay bekliyor. Yani çok da güvenmeyin şu sözleşmelere, bağıtlamalara diyorsunuz. Baktığınız zaman enerjiyi nispeten eski kontratlara dayanarak çok daha uygun maliyette alabilirsiniz ama malum en başta şu petrol fiyatlarındaki artış diyelim tek başına, bir sürü kriz saydık az önce ama kendimize has sorunlardan da ve krizlerden de bahsettik. Petrol fiyatlarındaki artış herhalde dünyada büyük bir enflasyonun, şu %700 artış büyük bir enflasyonun da habercisi değil mi Mehmet Öğütçü 2022'ye dair? En büyük sıkıntı belki bu. Tedarik krizleri artı her şeye yansıyacak çok yüksek bir enflasyon ki bu Amerika'nın belli kararlarını öne çekmese de sebep olabilecek konu. Gelişmekte olan piyasalar için de çok sıkıntılı bir durum malum. Bizim ithalat, ihracat rakamlarımız da kökten etkileyecek. Ve bu Türkiye'ye girecek olan doğrudan yabancı sermaye de doğrudan gidecek. Yani neresinden bakarsanız bakın o kadar fazla kriz noktası var ki, dayanağı var ki muazzam bir yönetim becerisi gerektiriyor. Hem diplomasi becerisi hem ticari hem biz yönetimi hepsini bir arada yönetmemiz gereken bir dönemdeyiz. Biraz da dağınıklık gözüküyor dışarıdan baktığınız zaman Türkiye'ye. Acaba sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünya yaşıyor, herkes uğraşmaya çalışıyor. Avrupa Birliği ülkeleri bunları tek başlarına çözemeyeceğinin farkındalar. En azından topluluk olarak, birlik olarak bu işi çözelim diyorlar. Çalışıyorlar bu konuda. Türkiye yalnız kalmış vaziyette. Bunu nasıl çözümleyecek? Evet. Hele ilişkinin de böyle nane limon olduğu bir dönemde gerçekten istikrara ihtiyacımız var. Pozitif angajmanlara ihtiyacımız var dış dünya ile ilişkilerde ki içerideki kriz daha da derinleşmesin dışarıdan gelen etkilerle. Yani çok büyük bir krizin eşiğinden döndük. Orada da bir diplomasi becerisinden bahsettiniz. Ben de dışların hakkı yenmemeli diye düşünüyorum. Özellikle şu persona non grata konusunda neredeyse tüm batılı ülkelerin elçilerinin istenmeyen kişi ilan edilmesi noktasından işte karşılıklı bir adımla sanki geri dönmüş gibiyiz. Burada hafta sonu gerçekleşecek G20 zirvesinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın tabii Biden'la görüşüp görüşmeyeceği çok önemli ve yanıtı aranan bir soruydu ama bu iş Glasgow'a kalmış gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı geride bıraktığımız dakikalarda böyle bir mesaj vermiş gibi görünüyor. Şöyle bir genel bir değerlendirmenizi biraz daha detaylı alayım Mehmet Öğütçü, kapatalım birkaç dakika daha. Türkiye'nin Batı ile ilişkisi malum artık neredeyse şey noktasına geldik. Hani Türkiye böyle NATO'dan çıkıyor mu, Batı liginden ayrılıp işte Çin, Rusya, İran, Türkiye başka bir şeye doğru mu gidiyoruz bari? Son atılan adım, büyükelçilerin tweetleri bir geri adım olarak kabul edilse bile siz nasıl okudunuz? Yurt dışına nasıl yansıdı bu iş? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu personel grata konusundaki açıklaması aslında geri adım attırılmayacak netlikte bir adım. Tükürdüğümüzü yalamayacağımız adım olarak görüldü dışarıda. Herkes nefesini tuttu, nasıl çözümlenebilir diye düşünmeye başladı. Aslında geri adım atılması da geri adımda sayılamaz. Okursanız eğer Amerikan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamayı sadece birinci maddeye riayet ettiğimizi not ediyoruz. Evet. Yani bu ilan ediyor. Bir şey söylemiyor o konuda. Ne olursa olsun önemli olan kelime cambazlığı değil. Bu krizin eşiğinden dönülmüş olması çok olumludur. Çünkü Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı, müttefiği olduğu, dünyayla bağlandığı 10 ülkeyi devre dışı bırakması, onların da bizim 10 büyükelçimizi sınır dışı etmeleri ve çorap söküğü gibi devamı gelirdi. Avrupa Birliği ülkeleri topluca karar alabilirlerdi. Bence bir felaketin eşiğinden dönmüştü. Burada dışlarında tabii çok önemli bir rolü oldu. Ama geri adım atılmadı. 3 aşağı 5 yukarı söyleyenler teyit edildi. Daha yumuşak. Üstü örtülü bir üslupla. Ve içinde yaşadığımız dünyada artık özellikle demokrasi, insan hakları konuları ülkelerin iç işleri olmaktan çıktı. Hele bizim altına imza attığımız ulusal hukukun üzerinde gözüken uluslararası hükümetler. Ki biz de başka ülkelerin iç işlerine karışıyoruz biliyorsunuz. Suriye'de olsun, Mısır'da olsun, Sisi rejiminin hayatını olsun. O anlamda burada bence biraz daha dikkatli hareket etmemiz gerekirdi. Biden'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla Roma'da yapacağı görüşme konusu biraz hala netameli dediğimiz gibi. Biden çok net bir tavır ortaya koydu.
Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Dolayısıyla bu bilgisizlikten kaynaklanan, Türkiye'yi iyi anlamamaktan kaynaklanan bir şey değil, çok ciddi bir tavırdır. Ve Amerika ile ilişkilerin önümüzdeki dönemde iyileşmeyeceği, sadece transactional dediğimiz işlem gerektiren, sorunların üzerine gidilmesi gereken konularda kurumlar arası konuşulacağı bir döneme girer. Avrupa Birliği'nde de en büyük aslında soğukkanlılıkla bizim sorunları masaya getiren, Fransa'yı, Yunanistan'ı, Avusturya'yı dizginleyen Merkel sahne dışına çıktı. Orada da ilişkilerin biraz daha gerginleşmesi olabilir ama bence Avrupa şeyi anladı artık. İngiltere de çıktı biliyorsunuz. İngiltere jeopolitik beyniydi Avrupa Birliği'nin. Artık da vermiyor. Ama Türkiye'nin sadece mevcutlar olmadığı, Türkiye ile ilişkilerin hem göçmen konusu hem diğer konularda da kritik olduğunu farkındalar. Pragmatik bir yaklaşım. Ama kötü bir konum Türkiye açısından. Aman göçmenlerin girmesine engel olsun, bariyer oluştursun diye Türkiye ile ilişkiyi devam ettirmek bu bizim onurumuza, haysiyetimize yakışan bir durum da değil. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde İran, Rusya, Çin eksenine kayar mı kaygısı tartışılmakla birlikte eminim Ankara'daki karar alıcılar da farkında ki Türkiye'nin ekonomik menfaatleri, siyasi güvenlik menfaatleri hala Batı ile ittifak içerisinde. Ama eşit ortak olarak. Yani Batı'nın tabii çift standartları devam edecektir, riyakarlıkları devam edecektir. Ama güçlü bir ülkeyseniz eşit temelde ilişkiler sürdürmeye devam edebileceğiz. Bu tür krizlerde de hemen sınır dışı ediyoruz, istenmeyen kişi ilan ediyoruz diye bağıramazsınız. Bunun aşama aşama birçok şeyi vardır. Diplomasi o anlamda dediğiniz gibi devreye girdiği zaman birçok sorunu çözebiliyor. Türkiye önemli bir ülke. Bunu da herkes farkında. Onun için Batı da gerektiği zaman bir adım geri atabiliyor ki Türkiye'li angajman tamamen kopmasın. O konuda önemi gösteriyor. Ama Türkiye'nin stratejik kararlar alması lazım. Uzun vadeli. Önümüzdeki çeyrek yüzyıla uzanan. İsrail ile ilişkiler kritik önemde. Çünkü İsrail ile ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde Amerika ile ilişkilerimiz de iyi. Oradaki Yahudi lobisi her zaman Türkiye'nin Beyaz Saray ile ilişkisini iyi yönetmişti. Kongreyi iyi yönetmişti. Şimdi Yahudi lobisinin çekilmesiyle ve Türkiye'ye karşı tavır almasıyla birlikte Amerika ile ilişkiler artık randevu bile alınamaz bir duruma gelmişti. Aynı şekilde Avrupa Birliği bizim için kritik önemdir. Orada yaşayan 6 milyon yakın insanımız. Çin de önemlidir, Rusya da önemlidir, İran da önemlidir. Hiçbiri bir diğer alternatifi değil. Türkiye'nin her biriyle dengeli, menfaatle, karşılıklı menfaatlere dayanan kazan kazan ortaklıklara, ilişkilere ihtiyacı vardır. Duygusal patlamalara hiç yer yoktur dış politika. Tamamen real politik menfaatler söz konusu. Peki, bununla bitirelim. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Öğütçü. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için Eko Türkiye bize sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim efendim. Evet, Mehmet Öğütçü'den bu güzel derin analizleri aldık. Enerjiyle başladık ama elde değil. Bu hafta elimiz yüreğimizde başlamıştık. Geçtiğimiz haftanın krizleriyle birlikte özellikle siyasette, dış politikada. O yüzden bunlara dair de değerlendirmesini dışarıdan bakan bir göz olduğu için almadan olmazdı. Buradan reklam arasına gidelim. Reklamların ardından gün ortası sahnesi diyelim bir kez daha bir bilim kadınını ağırlıyor olacak. Bizden ayrılmayın. Ortasının ikinci bölümünde sahne yeniden bir kez daha bilim kadınlarımızda. İnsanlık için önemli projeler üzerinde çalışan, insanlığa hizmet uğruna durup dinlenmeden çalışan bilim kadınlarımızda. O kadınlar ki psikolojiden tıbba, malzeme biliminden biyoloji ve kimyaya kadar pek çok alanda umut vadeden çalışmalar yapıyorlar. Yaptıkları çalışmalarda ödüllendiriliyor L'Oréal firması tarafından. Biz de geçen yıl olduğu gibi bu yılda ödül alan bilim kadınlarımıza bu ekranlarda yer veriyoruz. Bilime, insanlığa hizmet eden, rol modeli olan bu bilim kadınlarını bir kez daha ekranlara taşımaktan büyük bir memnuniyet, mutluluk, gurur duyuyorum sevgili seyirciler. Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Saniye Söylemez bizlerle birlikte. Saniye Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Tebrik ediyoruz sizi öncelikle. Hoş bulduk Aha Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bir arada Alzheimer'ın teşhisinde mevcut yöntemlere alternatif yeni bir yöntem üzerinde çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Geldiğiniz noktada ödüle, teşvike, değer bulunmuş.
Biraz anlatmanızı isteyeceğim. Malum çok 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 son dönemde yaygınlaşan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Aslında eskiden de vardı, demans falan derdik ama böyle bilmiyorum yani iyice sanki böyle geri yaşlara doğru, daha genç yaşlara doğru gitti gibi hastalık ama biraz önce sizi tanıyalım istiyorum hocam. Biraz anlatır mısınız kendinizi? Ben Karabük doğumluyum. Lisans eğitimimi Muğla Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra eşimin mecburi hizmetinden dolayı yüksek lisansımı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tamamladım. Akabinde doktora çalışmalarım için ODTÜ'ye gittim ve ODTÜ'de doktora çalışmalarımı tamamladım. Doktora çalışmalarım sırasında da Amerika'da MIT'de önemli çalışmalar yaptık ve orada da yine sensör üzerine çalışmalar yaptım ve daha sonra Amerika'dan da döner dönmez ODTÜ'de doktoramı tamamladım. Şu anda da Ordu Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak görev yapıyorum. Buraya döndükten sonra da tekrardan bir postdoc için ODTÜ'ye geri dönmüştüm. Şu anda yine Ordu Üniversitesi'ndeyim ve çalışmalarıma burada devam ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz hocam. O zaman şu sensörleri bize anlatın biraz. Yani çok hisleri olan ve erken teşhiste kullanılan, anladığımız kadarıyla yepyeni jenerasyon bir şeyin üzerindesiniz. Şu an neredesiniz? Öncelikle konumdan bahsedeyim. Alzheimer hepinizin bildiği gibi yaşam kalitemizi oldukça etkileyen bir hastalık. Hafıza, düşünme ve davranışlarda da sorunlar yaşanmasına ve hatta zamanla beyin hücrelerinin ölmesine bağlı olarak kişinin bilişsel fonksiyonlarının azalmasına neden olan nörolojik bir hastalıktır. Biz bu çalışmamızda, bu proje kapsamında Alzheimer teşhisi için enzimleri taklit eden ve benzer katalitik özelliklere sahip nano enzimler dediğimiz ya da nanozim diye adlandırıldığımız nano malzemelerin sensör sistemlerindeki kullanım potansiyelini inceliyoruz. Nedir bu sensörler diyeceksin? Aslında bir nevi algılayıcılar da diyebiliriz. Ben uzmanlığımda da sensörler üzerine zaten gerek doktora çalışmalarım gerek doktora sonrası çalışmalarımda sensörler üzerine yoğunlaştım. Yine bu proje kapsamında da Alzheimer teşhisinde mevcut kullanılan yöntemlere alternatif bu yeni tasarım nano enzim fluoren temelli dediğimiz yeni nano enzim sistemlerin sensörlerdeki uygulanabilirliğini araştırılması üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Böylelikle de Alzheimer teşhisine yardımcı olarak hastalığın ilerlemeden önleminin alınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede de sensörlerin kullanılarak daha ekonomik, daha hızlı, pratik sistemler kullanmayı hedefliyoruz. Teşhis noktasında biraz daha insanlığın elini güçlendirecek mi? Yani bu iş ilerlemeden, bu Alzheimer dediğimiz hastalık ilerlemeden daha erken bir safhada mı teşhis edilmesini sağlayacak bu sizin üzerinde çalıştığınız proje tamamlanıp bir endüstriyel, bir sağlık endüstrisi ürününe dönüştüğünde? Şimdi günümüzde Alzheimer teşhisi için belirli yöntemler kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi tıp doktorlarımız zaten bunun üzerine çok detaylı teşhis yönteminde farklı yöntemler kullanıyor. Bunlardan bir tanesi MR dediğimiz yöntemler, görüntüleme yöntemleri. Bu şekilde Alzheimer hastalığını net bir şekilde tayin teşhis edilebiliyor. Bizim buradaki amacımız bu teşhislere yardımcı olarak hastalığın ilerlemeden önleminin alınmasına katkı sağlamak bir nevi. O MR sistemlerine geçmeden bizim önerebileceğimiz sistemle Alzheimer teşhisine fayda sağlayabilecek, katkı sunabilecek sistemler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yani biraz erken uyarı sistemi gibi diyebilir miyiz? Bu iş MR'a kaldığı zaman daha geç bir noktada yakalanıyor hastalık da. Sizin bir de şunu da görmemizi sağlayın hocam. Yani büyük resmi, büyük fotoğrafı. Bittiği zaman inşallah olumlu bir sonuçla tamamladığınız zaman bu işi nasıl bir ürüne, nasıl bir prosese dönüşecek bu hasta üzerinde? Mesela ne yapılıyor olacak? Nasıl kullanılıyor olacak bu sensörler? Şimdilik öncelik hedefimiz tabii ki bu nanoenzim dediğimiz fluoren temelli sistemlerin deneysel ortamda bunların çalıştığını göstermek. Sonrasında ise bunun çalıştığını göstermek için
merkezi sinir sistemimizde önemli bir iletici olan asetilkolin tayini üzerinden gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu da geliştirdiğimiz bir sistem ile bir insanda asetilkolin miktarı azaldıysa eğer bu Alzheimer hastalığı ile ilişkili olduğu belirtiliyor. Böylelikle eğer bir kişide asetilkolin miktarı azalıyorsa demek ki Alzheimer hastalığına yönelme eğilimi vardır diyebiliriz. Bu noktada da bu molekül teşhis ettiğimizde de demek ki böyle bir hastalığa yakalanma durumu olabilir diye daha detaylı tetkiklere girerek kesin teşhisi, tanısı konulabilir. Peki hocam. Şimdi süreçtesiniz. Devam ediyor. Olup olmayacağı net değil ama hangi aşamadasınız? Nasıl bir süreç var önünüzde? İmkanlarınızdan da biraz bahsedin bize. Ordu Üniversitesi'ndesiniz. Anadolu'nun bir üniversitesi. Aslında ODTÜ'de çalışmışsınız. ABD'ye de gitmişsiniz. O yüzden biraz mukayeseli bir çalışma ortamınıza dair de bir şey alalım sizden hocam. Bilgi. Şu anda çalışmalarını gerçekledim. Umut vadeden sonuçlar aldım tabii ki. Tabii daha da ilerleterek gerekli tüm prosedürleri gerçekleştirerek sistemin kesin çalıştığını netleştireceğiz ilerleyen süreçlerde. Hı hı. Şu an başlangıç aşamasındayız. Ordu Üniversitesi'nde de önemli olan kişinin ne kadar çalıştığı ve azmi diyebilirim. Hı hı. Burada da üniversitemizde de olanaklarımız gayet yeterli. Gerekli altyapımız mevcut. Çalışmalarımı da burada sürdürüyorum zaten. Herhangi bir sıkıntı vesaire yaşamıyoruz bu anlamda da. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. İyi çalışmalar diliyorum size. Umuyoruz burada güzel haberlerle, yani Alzheimer'ın teşhisi konusundaki önemli bir buluşla da sizi stüdyomuzda ağırlayabilmeyi diliyorum. Kolaylıklar diliyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Doçent Doktor Saniye Söylemez'i ağırladık. Ordu Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Bu Alzheimer'ın erken teşhisine dönük yaptığı bir çalışmayla nano enzim temelli sensörler üzerinde çalıştığını söyledi. Olabildiğince Türkçe'ye çevirmeye çalıştık, anlamaya çalıştık ama tabii bilime girdiğimiz zaman gerçekten de çok kolay olmuyor bu işler. Hocamın bulunduğu nokta, araştırma süreci devam ediyor hala, ancak öyle bir nokta ki elde ettiği tespitler, bulgular sonucu bir dünya devi bir markadan da bir destek almayı başarmış. Biz de o yüzden de ağırlamak istedik hocamızı. Burada noktalayalım gün ortasını değerli izleyenlerimiz. Yarın saatler 12.30'u gösterdiğinden buluşuncaya dek diyelim. Ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Total istasyonları gün ortasını sundu.